Merhaba arkadaşlar, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden nükleik asitlerin sorularını çözmeye devam ediyoruz. Test sorularını çözmeye devam ediyoruz. 8. soruda kalmıştık. Nükleotitlerin yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisi bulunmaz? Ne demiştik? DNA ve RNA'nın yapı taşı, DNA ve RNA'nın yapı taşı nükleotitlerde. Ve her bir nükleotitte azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de ne bulunuyordu abicim? Fosfor bulunuyordu. Ve şuradaki bağın adına glikozit bağı deniyordu. Glikozit. Şuradaki bağın adına ester bağı deniyordu. Şurası eğer DNA ise adı DNA ise deoksiriboz. Riboz şekeri. Eğer RNA ise bunun adına riboz şekeri diyorduk. Azotlu organik bazlar. DNA ise adenin, timin, guanin, sitozin. RNA ise adenin, urasil, guanin, sitozindi. Yani birinde timin, birinde urasil bulunuyordu. Şimdi bakalım. Neler bulunuyor, neler bulunmuyor. Bakalım. Organik baz bulunuyor abicim. Deoksiriboz bulunuyor. Riboz bulunuyor. Fosfat bulunuyor. Ama glikoz bulunmuyor. Glikozit bağı bulunuyor. Sakın unutma. Glikoz falan bulunmuyor. Buna bağlı olarak da doğru cevabımız nedir diyoruz? Edirne şıkkıdır diyoruz. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. RNA molekülünü oluşturan nükleotit yapılarında bulunan hangileri bakımından farklılık gösterir diyor. RNA molekülünü oluşturan nükleotit yapılarında bulunan hangileri bakımından farklılık gösteriyor. Yani diyor ki nükleotitler neye göre isimlendirilir diyor. Bak nükleotitler neye göre isimlendiriliyor diyor. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfatı yazdık. RNA dediği için şeker nedir abicim? Riboz. Şimdi bütün RNA çeşitlerinde bu ikisi ortaktır. Doğru mudur? Hepsinde riboz bulunur, hepsinde fosfat bulunur, ortaktır. Demek ki RNA'yı isimlendiren azotlu organik bazlardır. RNA'yı diyorum, pardon. Nükleotitleri isimlendirilen azotlu organik bazlardır. Evet, timin azotlu organik bazı. Timin diyorum, RNA'da olmaz. Urasil nükleotiti. İşte atıyorum guanin nükleotiti. Bak hep gördünüz mü? Azotlu organik baza göre isimlendirme yapılıyor. O zaman doğru cevabımız sadece 2'dir diyoruz. Yalnız A'dır. Diğerine bakalım. Fosforik asit zaten ortak. Pentoz şekeri zaten riboz ortak. Ama değişiklik gösteren nedir abicim? Sadece azotlu organik bazdır nükleotitlerde diyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza. Ne demiş buradaki soru? Yukarıdaki verilenlerden hangilerinin yapısı DNA ve RNA'da kesin olarak aynıdır demiş. Hangilerinin yapısı DNA'da ve RNA'da kesin olarak aynıdır demiş. Bir kere urasili bir kere kafadan attım. Bak urasili kafadan attım. Çünkü urasil sadece kimde bulunur? RNA'da bulunur. Başka da bir şey yoktur bak. Şimdi baktık. Sitozin nükleotiti hem DNA'da hem de RNA'da var mı? Evet, hem DNA'da hem RNA'da var. Bir. Fosforik asit hem DNA'da hem RNA'da var mı? Farklılık gösteriyor mu? Göstermiyor. 3. Adenin hem DNA'da hem RNA'da bulunuyor mu? Farklılık gösteriyor mu? Bulunmuyor. Yani 1 ve 2, 3 DNA'da ve RNA'da kesin olarak bulunuyor. Değil mi? Doğrudur. Kesin olarak bulunuyor ve aynıdır. Farklılık gösteren neydi? Timin, urasil. Bitti bu kadar. Timin ve urasil DNA'da ve RNA'da farklı olarak bulunuyordu. DNA'da timin, RNA'da urasil bulunuyordu. Ona göre de sorumuzu çözüyorduk arkadaşlar. Geldik bir başka sorumuza. 11. sorumuza geldik. Bakalım neymiş? Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi sadece RNA'ya aittir diyor. Sadece RNA'ya aittir. Riboz şekeri içerir. Eyvallah, sadece RNA'ya aittir. Pürin ile pirimidin bazlarının sayıları kesinlikle eşittir. Bak, pürin ile pirimidin sayısı. Bir kere şuna bakacağız. Pürinler nelerdi? Pürinler adenin ve guanindi. Pirimidinler neydi? RNA için söylüyorum veya DNA için de söyleyelim. Pirimidinler timin, urasil, sitozin. Bak gördüğüm bu 3 tanesi de abicim pirimidindi. Şimdi DNA çift zincirli değil miydi? Eyvallah, DNA çift zincirliydi. DNA çift zincirli olduğu için bir zincirde ne kadar adenin varsa diğer tarafında o kadar timin vardı. Burada ne kadar adenin varsa o kadar timin karşılıklı olduğu için DNA'daki toplam adenin sayısıyla toplam timin sayısı birbirine eşitti. Sakın unutma bunu. Tamam mı? Bunun nedeni de çift zincirli olması. Ama RNA'yı çiziyorum. Bak RNA'yı çiziyorum. Tek zincirli. Adenin, urasil, guanin,
sitozin. RNA'da şöyle bir benzerlik yok, şöyle bir eşitlik yok. Ne kadar adenin olursa o kadar da guanin olacak diye bir eşitlik söz konusu değildir abicim. Bak sakın unutma. Bu özellik sadece DNA'ya özgüdür. Çünkü o da DNA'nın çift zincirli bağ içerdiği içindir. Onu da bileceğiz abicim, tamam mı? O yüzden pürin ile pirimidin bazlarının sayıları kesinlikle eşittir demiş abicim. Bu DNA'ya özgü bir özelliktir. Bunu bileceğiz. Bu DNA'ya özgü bir özelliktir. RNA'ya değil. Timin nükleotidi içerir. Eyvallah. Bu kimin timin varsa kimin diyorum? DNA diyorum. Nükleotitlerden oluşur. Eyvallah. Ama nükleotitlerden oluşmak hem DNA'ya hem de RNA'ya özgü bir özellik olduğu için ve bana sadece soruda sadece RNA'ya özgü bir özellik sorduğu için doğru cevabımız Adana diyoruz. Yalnız bir diyoruz arkadaşlar. Sorumuzu da böylece çözmüş oluyoruz. Bakalım bir sonraki soruya. Demiş ki, yukarıdaki verilen birimlerden küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıl olur demiş. Bize bu birimleri veriyor. Küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istiyor. Bakalım küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıl olacakmış. Şimdi bakacak olursak azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfat. Bu nükleotitlerde değil mi? Nükleotitlerden mesela bunlar birleşerek neyi meydana getiriyordu? Genleri meydana getiriyordu. Doğru mudur? DNA'yı, RNA'yı meydana getirecek. Şu yapıya bakarsak şu kromozom yapısıydı. Kromozomun üzerinde DNA bulunurdu. DNA'nın üzerinde de genler bulunuyordu. Genlerin yapısını oluşturanlar kimlerdi? İşte aha da bunlardı. Yani nükleotitlerdi. Şunu bileceğiz. Bu nükleotit azotlu organik bazla 5 karbonlu şekere nükleozit denir abicim. Tamam mı? Üçüne birden nükleotit denir. O zaman bakacak olursak en küçük yapının nükleozit olduğunu gördük mü? En küçük yapı hayır, nükleozit değil. Nükleozit şu ikisi. En küçük yapısı şekerlerden şunlardan herhangi birisi. Var mı bana? Vermiş mi? Vermiş. Neyi vermiş? 5 karbonlu şekeri. O zaman en küçük yapım ne olacak? 5 karbonlu şeker. Sonra nükleozit, sonra nükleotit. Bak sıralamamız bu. 5 karbonlu şeker, nükleozit, nükleotit. Yani 5-3-4. 5-3-4 bak geldik. Doğru cevap çıktı. Ondan sonra zaten ne olacak? Gen DNA. En büyük olan ne abicim? Kromozom. Kromozomdan sonra ne? DNA. DNA'nın üzerinde genler bulunur. Yani DNA genleri taşıdığı için daha büyüktür. En büyük olan DNA olacak. Ondan önce gen gelecek. Doğru cevaba bakarsak en küçük yapı şeker. Şeker, daha sonra bu ikisine nükleozit diyorduk. Üçüne nükleotit diyorduk. Önce şeker, sonra nükleozit, sonra nükleotit, sonra gen. Bunların 10 tanesini 20 tanesi birleşiyor. Genler nereden taşınıyor abicim? Direkt olarak DNA üzerinde taşınıyor. Doğru cevabımız Edirne diyoruz. Gelelim şimdi bir sonraki sorumuza. Hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Ne diyor? Aşağıdaki olaylardan hangisi DNA etkinliğine bağlı olmadan gerçekleşir demiş. DNA, yani DNA tarafından kontrol edilmez diyor. Aşağıdakilerden hangisi diyor? DNA tarafından kontrol edilmez diyor. Şimdi DNA bizim yaşam molekülümüzdü değil mi abicim? Bütün kalıtsal bilgimdi. DNA kalıtsal bilgimi taşıyordu. Kalıtsal bilgimin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan DNA'ydı. DNA mutasyona uğrayabilirdi. Bunlar DNA'nın özellikleri. Soruların vazgeçilmesi ona göre. Bakalım. DNA yönetici molekülüm olduğu için protein sentezini sağlayacaktır. Protein sentezini kontrol eden direkt DNA'dır. Her şey DNA'daki kalıplara göre yapıldığını biliyorsunuz protein sentezinde. Aktif taşıma enerji harcanacağı için DNA tarafından kontrol ediliyor. ATP üretimi DNA tarafından metabolik olaydır. Hücre zarının onarımı direkt DNA tarafından, ama bakın hipertonik ortamda hücrenin su kaybetmesi. Bu neydi abicim? Bu ozmoz olayıydı değil mi? Bu ozmoz olayıydı. Yani su kadıp su kaybetmesi olayı plazmoliz olayıydı. Plazmoliz olayı enerji harcanılmadan yapılan bir iştir. Tamam mı? Enerji harcanılmadan yapılan bir iş olduğu için canlı ve cansız hücrelerde gözlenebiliyor. Cansız hücrede de gözleneceği için ozmoz olayı cansızda da gözlenebildiği için de bu DNA tarafından kontrol edilmeyen bir yapıdır. Aktiflik, yani canlılık gerektiren her şey abicim DNA tarafından kontrol edilmek zorundadır. Tamam mı? Geldik bir tane daha test sorumuza. Yukarıdaki baz çeşitlerinden hangileri DNA, RNA ve ATP'de ortak olarak bulunur diyor. Her üçünde ortak olarak bulunanı bulacağız. Tamam mı? Şimdi önce ben size DNA'nın yapısını çiziyorum. Bak DNA neydi? Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfat. Bak bu DNA. DNA'nın şekeri neydi abicim? Deoksiriboz. Deoksiriboz. Bazları neydi? Adenin, timin, guanin, sitozin.
Geldim RNA. Bu DNA. RNA azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, bir de fosfattan oluşuyordu. RNA'nın şekeri ribozdu ve RNA'nın azotlu organik bazları adenin, urasil, guanin, sitozindi. Geldim şimdi şu RNA, şimdi ATP'nin yapısını çizmeye. Şuraya da ATP diyorum. Azotlu organik bazı vardı. 5 karbonlu şekeri vardı. 3 tane fosfatı vardı. Bak 3 tane fosfatı vardı, tamam mı? ATP'nin. Azotlu organik baz olarak da adenin bulunur sadece. 5 karbonlu şeker olarak da riboz şekeri bulunur. Dedim ya ben size. Riboz şekeri dediğim zaman hemen RNA ile ATP'ye gideceksin. Bak bu da ATP'nin yapısı. O zaman her üçünde ortak olan birinci olan neymiş? Adenin bazı. Başka bir şey var mı? Yok. Her üçünde ortak olarak bulunan tek yapı adenin bazıdır abicim. Sadece adenin bazıdır, unutma. Tamam mı? RNA ile ATP üzerindekini sorarlar. RNA ile ATP'deki ortağı sorarlar. Riboz ve adenin bazı. Unutma. Riboz ve adenin bazı. Aslında burada her üçünde ortak olan bir tane daha var. Bak burada fosfat var. Almamış soruda. Tamam mı? Almamış soruda. Fosfat grubu da her üçünde ortak olarak bulunan yapıdır. Ha, bir tanesinde 3 tane var. Bir iki tanesinde birer tane var ama fosfat grubu da var abicim. Geldik bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuza. Diyor ki aşağıdaki canlıların hangisinde DNA eşlenmesi sitoplazmada gerçekleşir diyor. Şimdi bak şunu bileceğiz. Normalde DNA eşlenmesi dediğimiz yapı, normalde DNA şu bir hücre olarak alırsak, DNA eşlenmesi dediğimiz yapı nerede meydana gelecektir? Çekirdekte. Doğru mudur? Bak her şey çekirdekte meydana gelecektir. Bana burada diyor ki DNA eşlenmesi sitoplazmada gerçekleşir diyerek aşağıdakilerden hangisinde DNA sitoplazmada bulunur sorusunu soruyor aslında bana, tamam mı? Hatırlayın arkadaşlar, çekirdeğine göre canlıları ikiye ayırmıştık. Prokaryot, ökaryot. Prokaryotlarda zarla çevrili organel bulunmuyordu. Yani çekirdek falan bulunmuyordu. Çekirdek falan bulunmadığı için de bunun DNA'sı nerede bulunacak? Sitoplazmada. O zaman ben prokaryot bir hücre aramam lazım. Yani kimi arayacağım? Bakteri ve arkebakteriyi arayacağım. İki tane. Bu ikisi canlı dışında prokaryot yok, tamam mı? Bakteri ve arkebakteriyi arayacağım. Paramecium direkt olarak protist grubudur. Yani ökaryottur. Cıvık mantar ökaryottur. Öglana protisttir, ökaryottur. Aha da nitrit bakterisi geldi. Bak gördünüz mü? Nitrit bakterisi geldi. Yani kemosentez yapabilen bir canlıdan bahsediyoruz. Nitrit bakterisi. Bakteri olduğu için DNA işlenmesi nerede gerçekleşecek? Sitoplazmada. Bunların DNA'sı halkasaldır. Hatırla abicim, tamam mı? Yeşil alg dedi. Bu da ökaryot bir canlı. Yani doğru cevabımız denizli diyoruz abicim. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı sakın unutma. Bildirim zilini açmayı unutma. Sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutma ve mümkünse rica ediyoruz. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan bizleri beğenmeyi, bizleri paylaşmayı, bizi diğer insanlara tanıtmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz testlerimizi çözmeye. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.